Bu ne oğlum? Burada nasıl duruyorsunuz siz ya? Uy. Heh, üstümüz battı. Yani baksana her taraf bembeyaz olmuş. Dur. Müsaade edin. Benim en çok korktuğum olay bu işte. Benden buraya kadar. Karadeniz'in güzelliğine bayılıyorum ya valla. Hay senin ben anan derdine tüküreyim ya. Benim kapım açık mı? Yok. Valla. Arabada gaz pedal, oltayı attım yakaladı like yapar. Sana kötü gelen bana baba renk atar. Baba. Ayarlı da başkan. Baba, taksi diye ki geçsin mübarek. Lan nereden girdim ben buraya ya? Kımıldama dur, kımıldama. Dur, artistik yapma. Baba, ya donuyoruz da kurban olayım. Bakın gençleri görüyor musun bak. Yol bambaşana dönü satayım. Evet arkadaşlar, herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Daha şu an gecenin saat 2:20 geçiyor ve yükleme yapıyoruz. Rize'den geldik ve tekrardan Rize'ye gideceğiz. Yani iftarı yaptım, koşa koşa buraya geldik. Yükleyeceğiz ya ama yine bu saatte kaldık. Hayırlısı olsun, inşallah sahura yetişiriz. Saat 2:20 geçiyor. Sahura yetişmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ve geçen seferki Rize videosu çekmedim. Elimizde video var diye ama bu sefer çekeceğim çünkü oraya da dolapta iftar sahur yapamıyoruz ama Akkuş Ticaret'te iftara davetliyiz. Yarın iftar yapacağız orada inşallah. Güzel bir organizasyon olacak inşallah. Yani geldim arabada uyuyordum. Zaten yorgundum. Bana Sina dedi ki hemen de yükleyeceğiz dedi. Geldik ama ne yazık ki bu saate kaldık. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada araba yükleyen arkadaşlara dedim. Baba benim bir saat olmadı. Çıkarın dedim. Sahur içmem lazım. Onlar da elinden geleceğini yapacağını söylediler. Bu arada arkadaşlar bir bilgilendirmek istiyorum sizleri. YouTube takipçilerimizin %70'i %60'ı bizi Instagram'dan takip etmiyor. Onu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar Instagram'dan da bizleri takip edin. Instagram'da da bizim takipçi sayımız ne kadar çok olursa bizler için o kadar iyi oluyor. Hatta ben çok denk geldim. Böyle bizi YouTube'dan izleyip de yolda karşılaştığımız fotoğraf çekilip paylaşmak istediğim kişilere bir baktığımda Instagram'dan bizi takip etmediğini gördüm. Öyle çok insanlar var. Bunu unutmayalım. Lütfen rica ediyorum. Bizi de Instagram'dan, Facebook'tan, sosyal medya alanından takip ediniz lütfen. Çünkü ne kadar çok takipçimiz olursa bizler için o kadar iyi oluyor. Bakalım inşallah bu videoda beğenirsiniz. Aynı zamanda bol bol beğeni bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Ne kadar çok beğeni bizler için o kadar çok iyi oluyor, güzel oluyor. Aynı zamanda orada beğeni tuşunu sola kaydırın, sağ alt köşede teşekkür butonu var. Teşekkür butonuna basaraktan da bizlere yardımcı olabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Şimdi sahurdan sonra inşallah bir Karadeniz seferi tekrardan sizlerle birlikte olacak. Şimdi herkese iyi seyirler diliyorum ve burası gördüğünüz gibi sis duman çünkü hep gübre tozlu. Paletler şeklinde görmüş olduğunuz gibi paletler de gidiyor, çuval arkadaş yüklüyor. İnşallah sahura yetişeceğiz. Aksi yine arabanın mazotu da yok. Mazoda durmadım. Keşke mazotu dolduraydım petrol üstüne girip. Dedim ki bir an önce gideyim de yükleyeyim dönüşte alırım dedim ama. Keşke alsaymışım. Şimdi bir de petrol üstüne gideceğiz orada bekleyeceğiz. Yani arkadaşlara rica edeceğim. Çift tabanca birden sokturacağım. O şekilde de depoyu dolduracağız inşallah. Bakalım hayırlısı olsun. Yani bir aksilik üst üste geldi miydi? Geliyor. İnşallah sizlerle çok güzel sohbetler edeceğiz. Ehliyet paraları bayağı bir pahalı olmuş, yükselmiş. Efendim? Bu arabaya dikkat et de bak bu bir önceki arabayı hep arkada yüklemişler. Seni bana doğru yıkasınlar. Tamam. Tamam bak oraya bak. Tamam oldu. Kanka ağzına bak. Az önceki arabayı hep arkalı yüklemişler. Şey yapsın da arkalı yapmasın ya. Ya yapmazlar bak adamı yolladım. Yüklenmeyelim. Vallahi. Tamam. Çok sağ ol. Hadi bakalım. Yolculuk başlayacak inşallah. Yolda görüşmek üzere. Yok yolda değil. Petrole bir gidelim. Bakalım çift tabancayla aracımıza ne kadar zamanda dolduracağız. Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Bak bu araba böyle yüklenmez. Bak seni reklam ederim. Bu çuvalı buradan alacaksın. Alırız. Ha ben bilmiyorum. Vallahi para bana vermem sağ ona göre. Çek. Çekiyorum bak. Bu ne oğlum? Burada nasıl duruyorsunuz siz ya? Ha? Mahveder lan adamı bu. Dedi abi zaten. Ha, derdi nasıl duruyor? Bu mahveder olur mu lan? Hadi az kaldı hadi. Evet, yuvamıza geldik ve şimdi aracımızın karnını bir doyuralım. Çift tabanca sokmam lazım.
Ama kalanı mı vereceksin? Kalanı versen bak. Ben onu sokayım buraya. Ötekini de saksak ama buraya girmez ki. Şey yaparlar, yandan girmez mi? Ben tutarım ya. He, tutar mısın? Tutarım ben, tutar. Çift tabanca koyalım da erkenden gideyim lan, sahura yetişeyim ya. Sen tek misin? Tek. Buyur. Hep üstüme geldi ya lan. Anan. Tüh, üstümüz battı. Aman aman öyle yapma. Şey yorun, av yanına böyle koyabilir miyim? Neyse elimizde tutarız, onu sok. Bunu ben böyle şey yapalım. Battı bana. Başka var mı yedek? Var var, evet ikimiz. Şöyle bak. Ya böyle destek yapalım. Olsun baba, yapacak bir şey yok. Çıkar daha sonuçta bu zaten. Şey kaç litre alır? En aşağı bir 500 alır. Çabuk dolar ya. İnşallah, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan hayırlı sahurlar. Şimdi sahurumu yaptım, eve geldim, çabuk sahuru yaptım. Bir an önce yapayım dedim geç kalmadan. Ve şimdi mahalleden çıkış yapıyorum. Allah'ın izniyle inşallah kazasız belasız Rize'ye gideceğiz tekrardan. Ve yarın akşam Rize'de iftara davetliyiz. Yarın akşam iftarımızı Rize'de açacağız. Yola İsmail Hakkı kardeşim var. Tekkeköy'de bizim Gökhan'ın akrabası. O da Netdoc'ta çalışıyor. O da Rize'ye gidiyor. Abi beraber gidelim dedi. İyi tamam dedik. Şimdi onunla beraber Rize'ye gidiyoruz. Bu ne lan? İşte bakın tırların hepsi tavırını yaptı ve yola çıkıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Şu an iki tane tır da önünde gidiyor. Burası Tekkeköy Meskenler. Sağımız park, solumuz Emniyet Müdürlüğü ve 112 acil. Sadece ben değil yani. Herkes yola çıkıyor. Herkes yola gidiyor. Bu niye böyle yaptı şimdi? Ooo yanamış. Herkes yolda baba. Bir de arkadaşlar şimdi sizlere bir konudan bahsedeceğim. Rizeli hemşerimiz olan, kardeşimiz olan Usamen İsmail var. YouTube'dan videolarını bakıp izleyebilirsiniz. Kendisi Karadeniz'in genç yıldızlarından birisi. Ben onun şarkılarını, türkülerini çok seviyorum. Aynı zamanda ve çok güzel de sesi var. Sizlere de tavsiye ediyorum kendisini. YouTube'dan izleyin, Instagram hesabından da takip edin. Nerede, ne zaman, nerede konsere olacağını, nereye, işte hangi kafede bizlerle buluşacağını hepsini Instagram sayfasından paylaşıyor. Oradan Usamen İsmail kardeşimizi takip edin ve YouTube'daki müziklerini, eserlerini de dinleyin. Vallahi iftara geldik, yap dedik ki Sina dedi ki bana iftardan sonra hemen dedi yükleyeceğim dedi, hemen gel dedi. Tamam dedim, gittik. Ama ne yazık ki şeye, sahura kaldık. Sahura bir saat vardı, eve zor geldim yani. Zor yetişimi sahurumu yaptım ve yola çıkıyorum. Hadi bakalım, yolumuz bahtımız açık olsun. İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz. Rize'de güzel bir iftar davetimiz var. Oradan da görüntü alacağım sizler için. Oradaki arkadaşlarla beraber. Hadi bakalım şimdi yolumuza devam edelim. Şu an Ordo Nevisak Çelik Tüneli'nin girişine doğru gidiyoruz. Ve buraya dün ben gelirken kar atıyordu. Bayağı da bir yağmış. Vallahi bayağı da bir kar yağmış yani. Baksana her taraf bembeyaz olmuş. Yani bu sene bizim köyde fındık olacak mı olmayacak mı? Onu Allah bilir. Vallahi var ya. Eğer bir don yaparsa var ya, ayaza çekerse. Çünkü fındık hep yanar. Fındıklar şu an yaprak açtı, küçüklendi. Don yaparsa hayvan yedik. İnşallah bugün güneş olur hava da. Komple dallarda ne var ne yok hepsi erir ya. Baksana da bembeyaz olmuş her taraf ya. Vallahi ben korkum da buydu biliyor musun? İnanın benim korkum da buydu. İsmail Hakkı da gelecekti benimle beraber. Çıkıyorum abi dedi. Hala piyasada yok herif ya. Nerede bu, yoksa uyuya mı kaldı vallahi bilmiyorum. Şu an saatimiz 6:10 geçiyor. Ve ben şu an Ordu'dayım. Ben de pek iyi değilim. Büyük ihtimal Ordu'yu falan geçince, Giresun'unu geçince falan biraz uyuyorum diye düşünüyorum. Çünkü uykusuzluk biliyorsunuz ki insanı bitiriyor. Araba yüklemesini beklerken biraz uyudum gerçi de. Ama işte o uyku yeri geldi mi yetmiyor insana. Uyku almamız lazım. Zaten insanın başına ne geliyorsa bu uykusuzluktan geliyor. Oo yani ama. Vallahi ne zamandır da video çekmiyorum ha. Aa.
Dur. Asıl mevzuyu unuttuk. Asıl mevzuya gelelim. Vallahi yeni ağır vasıta ehliyet alacak olan arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Şu an bir ehliyet almak arkadaşlar 13-14 milyar. SRC almak 3,5-4 milyar. Psikoteknik falan. En aşağı psikoteknikte 1000 lira vardır. Ben çünkü psikotekniğimi psikoteknik değil. SRC benim şey olmuş. SRC demişim ya. Dijital takograf kartım süresi bitmişti. Kaç para verdim ben ona? 800 küsür lira verdim. O da bir para. Yani yeniden ehliyet alacak olan arkadaşlar Allah yardımcısı olsun. Yani günden güne devamlı her şey zorlaşıyor. Şartlar değişiyor. Yani iyi ki ben zamanında her şeyimi almışım. Vallahi Allah yardımcınız olsun. Yani devletin aslında bu konularda biraz duyarlı olması lazım. Yani gençlerimize öncü olması lazım. Çünkü malum biliyorsun ki devlet yeni yasada yok. 60-65 yaş olanlar uzun yola işte çıkamayacak, şu olamayacak, bu olamayacak muhabbeti var. Onun için geriden gelen gençlerimizin de motor arıza mı yapmış? Yani geriden gelen gençlerimizin önünü açılması lazım. Onların da ağır vasıta ehliyetlerini almaları lazım. Ah yavrum şuraya bak. Bir dakika arkadaşlar bana müsaade edin. Şuranın görüntüsünü alayım. Müsaade edin. Biliyorsunuz ki çekim şart. Çekim olmadan olmuyor. Bu doğayı almam lazım. Evet, nerede kalmıştık? Belgeler demiştik. Belgeler almak inanın o kadar zorlaşıyor ki Allah yardımcınız olsun. Vallahi. Ben istiyorum ki bütün herkes yani bu belgeleri hiç sıkıntı yaşamadan, hiç zorlanmadan alabilsin. Ama ne yazık ki her şey günden güne zorlaşıyor, değişiyor. Ne bileyim ya. Hakkınız hayırlısı olsun. Bir cepte bir duralım. Bir 5-10 dakika. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar benim en çok korktuğum olay bu işte. Böyle sabahın ilk ışıklarında böyle karşınızdan güneş geliyor ya. O var ya o insanı bitiriyor işte. İnanın o insanı bitiriyor. Şu an Ordu tünellerini çıktım. Ordu otogar istikametine doğru devam ediyorum. Ve acayip inşallah bugün hava güzel. Yağmur görmeyeceğiz. Aracımızı da yıkatacağız inşallah. Tertemiz olacağız. Ordu'ya yani Ordu tepelere yani bizim köye bayağı kar yağmış. Çünkü her taraf bembeyaz. Vallahi eksi düşmemiş Allah'tan. Dereceye baktım. Eksi 1'e düşmemiş. 0, 2, 1 o derecelerde. Allah'tan eksi düşmemiş. Don yapmamış. Çünkü fındık yanar. İnşallah bugünkü güneş de fındık dallarındaki karların yere düşmesini sağlar. İnanın. Şimdi buradan. Şu zaten şurası bir bitse var ya arkadaşlar. Bu tünelin devamı bitse bitmiyor. İçeride çöküntüler devam ediyor. Çöküntü olduğu için, su çıktığı için bir türlü bitiremiyorlar. O yüzden buradan devam ediyoruz. Güvercin gir daha güvercin git daha önümden. Arkadaşlar inanın bayağı yorgunum. Rize'den geldim akşam iftarı yaptım. Depoya gittim. Yani 1-2 saat, 1 saat falan uyudum uyumadım. 1 saat anca. Uyudum saat 2'ye kadar falan oradaydım. Saat 3'te bitti yükleme. 3.30'a geliyordu. Eve gittim, sahuru yaptım, tekrardan çıktım. Ama acelem yok. Bugün zaten boşaltıp hemen dönmeyeceğim. İftarı yapacağım orada. İftardan sonra çıkış sağlayacağım. Şu orduya falan bir geçeyim de olmadı yatarım ya, yatar uyurum. Çünkü uykusuz bir yere kadar. Burası Ordu şehirler arası otobüs terminali arkadaşlar. Devamlı önceden aşağıdaydı, merkezdeydi yolun kenarında. Ama şimdi burada. Buraya güzel bir şekilde yapmışlar. Sağ olsunlar. Bayağı da büyük. Ne güzel güneş var bugün ya. İşte bakın şu fındık bahçesini görüyor musunuz? Dümdüz. Dalları ise ince, küçük. Vallahi burada var ya ne güzel fındık toplanır ya. Vallahi ne güzel fındık toplanır burada. Bakın buraya kar alçaklara düşmediği için burada sıkıntı yok. Burada sıkıntı yok. Buranın dalları don yapmaz yani. Don tutmaz. Bir de arkadaşlar şimdi bu biliyorsunuz ki ben devamlı Instagram hesabımda paylaşım yapıyorum. SMA hastası yavrularımız için. Şükürler olsun Mehmet Ayaz yavrumuzu gönderdik tedavi olması için. Onun kampanyası bitti. Bağışlar toplandı. Mevla'yı da topladık. Allah razı olsun hepinizden. Çok destek oldunuz. Hep yanımızda oldunuz. Bize sahip çıktınız. Sizlerin sayesinde Mehmet Ayaz yavrumuz sağlığına kavuşacak inşallah. Ve bundan sonra arkadaşlar inşallah diğer yavrularımız için de desteklerinizi esirgemezsiniz. Destek olursunuz. Onlara da sizler gibi sahip çıkarsınız. Ben istiyorum ki bütün yavrularımız bu hastalıktan kurtulsun. Herkes, bütün annelerin, babaların yüzü gülsün, ağlamasın, o gözlerinde yaş atmasın istiyorum. İnşallah sizlerle birlikte bunu da halledeceğiz.
Bir de aynı zamanda arkadaşlar ben bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ben bunu yaşadığım için de gördüğüm için sizlere anlatayım istiyorum. YouTube takipçilerimizin %60 %70'i bizi Instagram'dan takip etmiyor. Yanıma gelenler mesela fotoğraf çekiniyor. Paylaşım yapacağız, etiketleme yapacağız. Beni takip etmiyormuş. Abi mesela takip etmiyormuşum diyor. Bir şekilde takip ediyorlar. Sizlerden de ricam hala beni takip etmeyen sevenlerim, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz varsa lütfen bizi takip etsinler. Çünkü Instagram takipçimiz de YouTube gibi çok önemli. Sizlerin sayesinde çok güzel yerlere geldik. Gelmeye de devam ediyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Hepinizden Allah razı olsun. Ay maşallah be, ne güneş çaktı be. Bu arada saat da 7:20 var ha vallahi. Tam da güneş vurdu ya, şimdi tam mayışırım. 200 saat uyusam yeter. Millet evinde uyumuş, sahurunu yapmış, uyanmış, işe gidiyor. Biz daha uyku uyuyamadık. İftarı yaptık, peşine sahuru yaptık. Yine yoldayız. Ana derdine tüküreyim ya. Ay mübarek güneş, ne vurdum be. Ordum, güzel ordum, memleketim. Ya işte üzücü ne biliyor musunuz? Hani ya bu denizi doldurup devamlı böyle denize doğru gidiyoruz ya. İnşaatlar olsun, dükkanlar olsun, yerleşim yerleri olsun. Gün gelecek deniz hepsini geri alacak. Ondan korkuyorum yani. Aslında bu şekilde deniz tarafını doldurup da böyle inşaat yapılması bence hiç iyi değil ya. Vallahi hazır kamera çıkken onu da dile getireyim istedim. Hiç iyi değil. Çünkü deniz taştığı zaman da Allah göstermesin bütün her şey suyun altında kalıyor. Tsunami diyorlar ya, tsunami. İşte deniz kabarıyor. Deniz suyu komple yutuyor yani. Yani sabah var ya, sigara yapmışsın. Öyle de bir çekiyorsun ki var ya, iştahlı. Dayı bir dur. Sıkıştırma beni. Kasisten kaçıyorum. O yüzden yani kullanıyorum. Ordu Belediyesi'ne söyleyin, orayı yapsın. Zaten her geçtiğim yeri paylaştığım zaman da bizim belediyeler başlıyor çalışmaya. Şimdi sıra Ordu Belediyesi. Ordu Belediyesi, sana sesleniyorum. Canım başkanım, şu ordudaki bozuk yolları yapayım. Vallahi arabalar artık kaldır kuldur etmez. Arkadaşlar, benden buraya kadar, ben daha gidemiyorum. Onun için yatacağım. Ano, dur lan, kameramı alayım dışarıda. Olmaz. Ben daha yatamayacağım demişim. Daha gidemeyeceğim. Onun için yatıp uyuyacağım. 1-2 saat. Ondan sonra kalkıp devam ederiz. Sizleri seviyorum. Kalkınca görüşmek üzere. Hadi bakalım. Oh. Evet canlar. Günaydın. 2 saat uyumuşum. Saat 10. Yani telefonu, alarmını kurmasam zaten kalkamazmışım. Alarmı iyi ki de kurmuşum. Saat 10'a kurmuştum. 10'da kalktım ve şimdi Trebolu'yu geçtim. Göreli'ye doğru gidiyorum. Polis abilerimiz de sabahın 11'ine radara yatıştı. Şimdi bugün günlerden cuma. Cuma namazını iyi bir yere denk getirmem lazım. Böyle araba çekme yeri falan müsait olması lazım. Hava bir güneş açıyor, bir bozuyor. Ama inşallah yağmaz. Hava bir an önce yiyorsun artık. Artık yaz gelsin. Yaz gelsin istiyoruz. Şöyle çiçekler açsın, deniz kenarları dolsun, taşsın. Hava ısınsın, su ısınsın, denize girelim. Değil mi? Karadeniz'in güzelliğine bayılıyorum ya valla. Sağ tarafımız yemyeşil, sol tarafımız ise masmavi deniz. 10 numara 5 yıldız. Akşam bir de sahuru yaparken tam bir şey yemedim. Acele et. Açlığım yok gerçi de su içemedim fazla. Biraz susar gibiyim ama inşallah bir şey olmaz. Ay anam oy. Zaten uyumasam gidemezdim ki. Zaten gözler gidiyordu yani, gözler kayıyordu. Bir yayın yapalım dedik Instagram'da. Yayında bile gözler böyle gidiyor. Arkadaşlar diyor ki, yani sizler abi uyuyun, abi uyuyorsun diyorum. O Gürcü, Hazret'e gitti Azeri. Aklım olacak gibi değil. O Gülburnu'na gelmeden hemen sağda cep var. Oraya çektim arabayı. Ve borsayı da en düşük ayarı aldım. Bir yattım abi. Of mis. Deliksiz uyumuşum. Deliksiz. Deliksiz 2 saat uyumuşum. Şimdi ben bu uykuyla Rize'ye inerim Allah'ın izniyle. Ama ilk önce bir güzel bir öğlen saatine. Gerçi öğlene daha 1,5 saat var. Ben 1,5 saatte de herhalde Trabzon'u geçerim. Of'u bulurum yani. Of'un abi girişinde cami var. Oraya denk getirsem var ya. Orada radar vardı. Burada da polis abilerimiz durduruyor. Oink. Geç bakalım, 34 geç. Ama tabii ki Rize'ye gidince araba boşalırken iftara kadar vurup kafaya yatarım ben. İnşallah ileri geri alma işi olmaz. Yine geçen gibi arkadan boşaltırlar. Sabit 2-3 saat böyle bir uyurum. Zaten o uyku bana yeter. Yani uyumam da gerekiyor çünkü bir de bugün geri dönüşü var. Bir de bugün geri dönüş olacak. Yani onun hesabını yaparak uyumak lazım. Harbiden uyumamız lazım yani. Dalgın dalgın bakıyorsun yollara.
Evet. Orası da Görele. Aa bir dur ya bir kardeşimiz. Abi Görele'yi de çeker misin demişti. Demek ki kurbette kendisi. Onun için şöyle bir Görele'yi çekelim. Arkadaşımızın da sözünü yerine getirmiş olduk. Görele, Çanakçı, Eynesin, Trabzon. Ya Allah, bismillah. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı cumalar tekrardan. Şu an Akçabat'tayım. Akçabat'a giriş yaptım. Ama üzücü bir haber aldım. İnşallah dedikleri gibi olmaz. Araba normalde bugün boşalacaktı. Ama depoda yer yok falan muhabbeti var. Boşanmayacak diye bir söylenti geldi. Bakalım Cengiz abi inşallah Mehmet Akkuş'la falan konuşacak. Adem Akkuş'la. İnşallah boşaltırlar. Çünkü ben araç boşalacak diye hiç uyumadan yani bir saat uykuyla gidiyorum. İnşallah boşanmaması olmaz. Yani ben öyle bir hayali kuruyorum ki ulan diyorum şimdi arabayı boşaltırız. 3-4 saat orada bir uyurum. Ondan sonra iftarımı yaparım, çayımı içerim, çıkarım dönerim geri dönerim. Sahura da yani sahurdan sonra, sahuru büyük ihtimal yolda yaparız da. Sahurdan sonra da sabah da Samsun'a inerim. Hesabı yapıyordum ama ne bileyim ya. Neden böyle oluyor ki? Neden böyle oluyor? Neden hiç benim böyle yaptığım hesaplar tutmuyor? Hesap yapıyorum, kitap yapıyorum. Yazıyorum, cızıyorum, beynime yerleştiriyorum ama gel gelelim sonrasında her şey tersine dönüyor. Lan güvercin git. Akçabat. Zeki Usta balı gibi. Akçabat. Aslında var ya şu camiye şey yetişseydim ne iyi olurdu biliyor musun? Of'un girişindeki camiye. 10 numara 5 yıldız oldu. Başka nerede cami var? Öldürebilecek oldu. Sela'dan yarın saat sonra mı namaz kılıyorduk? 45 dakika sonra ne kılıyordu herhalde? Şu kafa gitti ya. Vallahi kafa gitti. Şimdi hesap kitap yapıyoruz. Acaba boşalacağım mı, boşalmayacağım mı? Hadi kardeşim. Zaten işler hep tersine gitmeye başladı. Saat kaç? 12:25 var. Bu Akçabat'ın şu lambalarını hiç sevmiyorum arkadaş ya. Şu şeyden giderken, geri dönerken kolaylıdan bir köfte alayım ya. Vallahi. Buranın köftesi çok iyi oluyor. İftara bir ızgara yakarım. Değil mi? İyi olur değil mi? Izgara köfte. Ah yavrum ben. Lan yürüyün de. Allah Allah. Bugün cuma namaz kılmamız lazım. Vay yeni motorlar gelmiş. Sıfır motorlar. Ambulansçı dayı ne olur beni idare et. Ha bu kardeşimi geçeyim. Heh şimdi geç. Cansın. Nereye gidiyorsun? Nerede cami vardı? Yakın cami. Hangi cepte vardı? Bir şu Trabzon cebin birinde vardı ya. Aksu Otel'in karşısındaki cepte miydi? Cebin karşısında öyle bir şey. Şimdi ben burayı geçsem, Trabzon'u geçsem bu ilerlerde cami yok. Yani Trabzon'da cepte bir de durup camiye gitmem lazım. Akçabat'ı bir geçeyim de. Aslında şöyle de olur ha. Ben buradan değil de karayollar tarafından gideyim. Oradan sahilde cami vardı. Caminin oraya çekeyim. Vallahi aynen. Ben öyle yapayım. Zaten Akçabat'ı geçene kadar zaman anası ağlıyor vallahi. Vallahi anası ağlıyor. Ah yavrum arabalara bak. Hay senin ben ananın derdine tüküreyim ya. Evet arkadaşlar şu an camiden çıktım. Hazır gelmişken dedim. Bizim Emre Memiş kardeşimiz var burada. Adamı aramasak dedim olmaz. Benim kapım açık lan. Yo. Dedim şimdi bana gücenir daralır bu kızar. Vallahi gücenirdim abi. Dedim arayayım ben dedim. Sen hatta kızdım sana abi Rize'de gördüm seni ya abi dedim. Aa geldi geçti Rize'ye bak beni arama dedim bak görüyor musun? Ama bak aklıma geldi biliyorum. Adamsın. Vallahi. Vallahi aklıma geldi bu dedim bana kızar. Adamsın. Ama şimdi bak camiden çıktım. Camiye girmeden önce seni aradım. Dedim bu camiye gidersen belki buralara gelir dedim. Yukarıdaydım. Kırdım yurdu orada o yeni yoldan geldim aşağıya abi. He. Bakmayınca dedim herhalde dedim bu dedim meşgul ya uyuyor ya dedim çalışıyor yoğun. Namazdan çıkınca bir daha ararım dedim. Abi sabahlık namazı ayarladım kendim oğlum kakarım. O sen aradın beni kalktım işte. İyi ki aramışsın. İyi ki değil mi? Vallahi billahi. İyi ki de aramışım. Vallahi bak bir hayra girdik vallahi. Vallahi billahi. Sen işte ya. Başka ne var ne yok abi her şey yolunda. Ne olsun baba şükürler olsun. Gördüğün gibi işte bak gidip geliyoruz. Boşturmaca devam ya abi. Boşturmasan olmuyor zaten kanka. Olma ya abi. Yani bir şeyden ucundan tutacaksın yani bir mücadele vereceksin. Mücadelesiz hiçbir şey olmuyor. Ama olma ya baba devir denen ki hiçbir şey olmuyor. Yok abi yok. Koştursan da olmay, koşturmasan da olmay yani abi. Şimdi inşallah herkes bekliyor şu an bir seçim. Seçim. Ha, bir seçim bekliyorlar yani. Öyle ya bir yere işçi koyacaksın, koyamıyor adam işçi almıyor. Abi seçim geçsin diyor. Evet bir abi. Şey olacak seçim geçsin diyor. Ya abi. Ha böyle. Böyle böyle dans edeceksin seçim ya geçsin. Ya abi la hiç sorma abi ya birlikte seçim. Şey, seçmeden de giderken mi? Böyle dans edelim. Gideceğim daha abi.
Ulan oğlum sen Allah'ım yarabbim ya. Hayırlısı olsun abi. Vatanımız için hayırlısı olsun da. Kritik aynen. Bir seçim yani abi. Aynen bunun aynen. Şimdi gülüyoruz ediyoruz ama harbiden çok kritik evet. Bir seçim. Yani ne bileyim abi. Ya benim kızdığım ne biliyor musun kanka? Ben var ya bak 100 bin tane oyum olsun. 100 bin tane oyum evet. Olsun. Yani kimse beni yanlış anlamasın. Ben parti değilim. Parti mevzusu değil. Ben hayatta Kürtmüş, Çerkezmiş, Lazmış, Şuymuş, Suniymiş bunu insan manajerliği yapmıyorum. Yapmam da. Evet. Yapanı da her zaman yadırgarım. Hepimiz insanız. Ama sonuçta bunu bilmeyenler var. Devlet tamam mı? Var burada abi. İnsanlıktan nasibini almayanlar var. Galyana çok çabuk galyana geliyorlar. Gaza geliyorlar. Yani hiç yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar. Hemen kanıp gidiyor bizim insanımız. Evet abi. Bir de şu var ya şu. Bu ne ya? Buna değer bu. Ya bunun için insan kendini satıyor ya. Şunun için oyunu satıyor ya. Evet. Yok sayacaksın öyle abi. Önüne bakacaksın. Hayırlısı olsun abi. Aynen öyle. Allah sonumuzu hayır etsin. Ya dedim şimdi iftar bu akşam dedim. Kankama dedim yalnız bırakmayın. Abi. İyi yaptın, akşam, iyi ettin abi. Bu akşam dedim koştu bir takılalım oldu, iftara. Yaparız güzel bir iftarımızı bu akşam abi. Uşaklara da ara söyle de. Beraber güzel bir iftar yaparım abi. Arabanın zaten yeri de hazır orada. Ya sıkıntı oraya yok. Çıkarız abi onu. Garaja evet. Çıkarız onu. Erdoğdu'yu alı çıkarız onu abi. Aşlayıp geçme Erdoğdu kuru çeşme abi. Hani benim atkılarım hazır mı? Abi şimdi şeyini formanın baskıya vereceğim biliyor musun? İnan ki şimdi 4-5 tane forma aldım bir denesi sen almış. Erdoğdu Spor'un forması ismini yazdırır ama buraya güzel atacağız onu abi Erdoğdu Spor. İnşallah. Şimdi bugün dün maçımız var. Dün yazılı maç izlerdik. Burayı hep yıkmışlar kanka. Evet. Abi bu Ganeta bölgesi burası. Burası biliyorsun Trabzon'un. Buraya ben çok geldim bizim merkez komutanlığı yani burası. Yani bir varoş görüntüsü vardı buranın abi. Bir varoş görüntümüz vardı burada Ganeta'da. Aynen. Yeni gelen başkanımız Sayın Zorluoğlu. Allah razı olsun işte bu sahil şeridimiz abi boydan boya ta Beşirli'nin girişinden buraya kadar yürüyüş yolları yapıyor. Abi bizim Trabzon'da bir yer yok. Samsun gibi değil burası. En çok şuraya sevindim. Yani çömlekçiye. Tabii abi yıkıldı temizlendi ortalıkta. La abi neydi o rezillik ya? Abi Trabzon'un yüz karasıydı burası. Vallahi billahi. Baksana şimdi çiçek gibi olmuş. Şimdi bak abi üst yolu görüyor musun? O yol nereye çıkıyor abi, kanka? Üst yolu abi çıkacak Maçka'ya. Ha Maçka'ya? Maçka'ya sürü ol. Direkt Maçka'ya mı bağlanıyor yoksa ileriden iniyor mu? Önüne bağlayacaksın abi. Aaa. Alo. Tamam. Zersun'un Emre abin aradı seni. Bir arasın beni geri tamam. Tamam hadi görüşürüz abi. Gidin Boztepe. Kanka ben askerliği orada yaptım. Vallahi mi? Ne diyorsun ya? Boztepe'de yaptım. Burada Tugay'da ya. 48. İç Güvenlik Muhabere Tugay'ı. Sen muhabere bölümündeydi. Ben arabayla her gün dışarıdaydım. Tabura geçiyordum karşıya. Trabzonspor'a maçı olurdu. Taburdan beri yıkılırdı stadın ortası böyle. Aynen abi sen bizim mahallede geldin askerlik yaptın sen bize. Tabii canım. Tabur olduğu yer bizim mahalle işte. Şeyde ha? Erdoğdu. Erdoğdu. Oradan ben... Erdoğan kışlası oradan bizim tabura yiyecek taşıdım. Ekmek, kahvaltılık, yemek, bunları almaya geliyordum. Aynen. Orada askeri cezaevi de oradaydı. Cezaevi de hatası olan askerleri falan cezaevi orada yatıyordu. Diskoya. Güzeldi o şey. Kaç kaç yaptın abi? Ben 2'ye 4 yaptım. 2'ye 4. Ama çok güzeldi bura var ya. Buraya tepeye bir kamele yapıldı yeni. Onu bizim zamanımızda biz yaptık onu. Bizim zamanımızda yapıldı. Komutanların yeri. Ondan sonra dediler ki bunun bahçesine çim lazım. Bana diyor ki o sen biliyorsun. Komutan dedim bunun çimi dedim. Güzel bir çim olması lazım. Kanka bu ileride sanayiye giriş varmış. Abi ileriden gireceğiz oraya az daha ileride. Dedim abi ona yayla çimi lazım. Bahçe çimi olmaz buna. Komutan demesin mi? Ünumotlar alın gidin. Çim bulun. Komutan dedim. Burada yayla, en yakın yayla nerede var? Maçka yaylası. Burada sürdün yayla ya. Hadi abi gidiyor. Giderken de domates, salatalık, karpuz ne var ne yok hepsini aldım ilk. Ondan sonra gittik yaylaya. Güzel bir karnımızı doyurduk. Ondan sonra abi gittik, çıktık yemyeşil çim. Küreklerle kalıp kestim alttan hop. Rulo yap at abi, rulo yap bir at arabaya. Ondan sonra akşam ettik orada. Valla. Tugay ayağa kalkmış. Bunlar niye gelmedi? Bunların başına bir şey mi geldi? Telefon çekmeyin, telsiz çekmeyin. Şimdi tekrar sağa yap dedi bu bana da. Abi buradan çimento yok. Aşağıdan gireceksin sağa.
Ondan sonra çimeni hallettik. Doldurduk arabayı. Komutan ilk başta bize bir fırça attı. Niye geç kaldı? Neredesiniz? Niye ulaşamıyorsunuz size falan filan. Çimeni görünce sesi soluğu kesti. Kesin çimenlileri ki aklı çıktı yerinde. Ne abi? Valla. Şimdi dayı. Sen beni buraya... Senin nereye abi? Tüken neresi abi? Dur. Nerede tüken abi? Dayımı ben bir arayayım da. Alo. Başkan, ben şu an odun ateşinde kuru fasulye dişler diyor. Tam bunun karşısındayım. O dediğin yerden girdim. Arsetin orada hem de ben. Bir dakika. Tamam, Trabzon tarafına döndün mü? Daha dönmedim. İleriden döneceğim şimdi. Tamam, dön oradan. Yıldızlar oto döşeme. Tamam, oradan devam et. Kardeşim, buradan... 4 kilazının önüne geldim. Geliyorum. Patrole doğru mu döneceğim de sağa patrole doğru? AYK oto dizaynın önünden döneceksin değil mi sağa? Evet, devam et. Dümdüz Trabzon tarafına giriyoruz. Samsun tarafı. İnşallah yollarda sıkıntı olmaz. Araba işte. Tamam, geliyorum şimdi. Dümdüz geliyorum. Mutlu Akü'yü gördüm. Mutlu Akü. Ha. Ha, ileride solda herhalde bir tabela var da. Tamam. Oradan direkt devam ediyorsun Trabzon tarafına. Yani sağa sola sapmıyorum, direkt devam ediyorsun değil mi? Aynen. Buradan yoldan alacağız. Tamam. Baba, ayarlı da başkan. Ayarlı da. Şimdi bizi bu adam buraya soktu da biz burada nasıl geçeceğiz? Ya neresidir işte yine ayarlı mı? Az daha ileride olsa biraz daha rahatlar yol ileride. Valla. Sıkıştı, sıkıntı hamuralar. Geç baba, geç. Hayır sen gelme. Sen de geç dayı. Hayır sen gelme. Yoldan alacağız diye. Yoldan da nerede alacaksın yoldan? Ben buradan... Buradan çıkış var mı direkt kanka? Ya var abi, şu kadar buradan sahip. Ya ileriden tam... Direkt önüme zamanlıyorum. Allah'ım. Yağmurdan kaçarken dolayı tuturdu bu zaman. Buradan bir ara, iki ara yaparız da. Çıkarız bir şey. Ya kardeşim, neredeysen çık da, çık da göreyim seni. Sahne tabelalar var ya, bölgede duruyoruz. Alo, ne yapıyorsun? Ahmettin abiyle beraberim. Bu akşam burada iftara. Beraber iftar yapalım. Ne yapalım abi? Burada bir mal başladı. Misafirleşir bir şey çıkartırız. Tamam canım ya. Bilmiyorum ya. Ulan beni nerelere sokuyorlar arkadaş ya? Ya koyma, şimdi daireye geldim. Nizamettin abi geldi. Ana, derdin hep. Eğer üstündeysen bir daha ötürü. Baba, taksi diye ki geçsin mübarek. Hı? Baksana, ucu bacı nerede gözüküyor? Nasıl geçeyim buradan? Abi, aynaları kapatsak. Baba, aynalardan yana sıkıntı yok. Arabanın önü geçmez. 2 dakika dur da, abi, az bekle. Tamam. Tamam baba. Vay anan derdi. Bu adam ta buradan. La buraya var ya, buraya gündüz girilmez ya. Turlan girilmez abi. Biz şimdi buraya girdik, girmesine çıkarken çıkar çocuk. Çıkartın, arabanın girdiği yer var. Sağdan soldan çıkış var. Al bir dakika kardeş. Şu araba bir çıksın da. Soldan çıkarız. İleriden de çıkarız da biraz. Sıkıntı yok artık. Biraz eğitim, spor yapacağız. Bu ne kardeşim ya? Bu ne ya? La buraya araba sokulu mu ya? Mübarek adamlar. Bu ne la? La bu ne la? Ben nereye geldim la? Emre. Hey,
abi, burası taş baş. Dayı o arabayı oradan alman lan. Dayı öyle gel gel demeyle olmuyor bu işler. Öyle ha gel. Gel. Gel de nasıl gel? Sonra bir çatırtı gider abi burada. Ya baktım ki götüm yok. Dayım oğlu sen nereye gelmişsin? Allah'ını seversin ya. Nereye abriyormuş? Ha ha. Ne diye? Abriyor ya. Yok ya. Dayı siz... He nasıl girecek? Geri geri. Nasıl dönecek buradan bu araba? Ne kadar kolay söylüyorlar ya. Ne kadar kolay söylüyorlar. Geri geri girecek değil. Evet. İyi mi yapıyor? Kanka. Bakayım abi. Ben sen in de şu kafayı benim önem kafayı kolla sen. Allah'ım sen yardım et. Sümünümüz olmayaydı. Ama değil abi, he. Daha rahat girerdim. Az kafayı verirdim böyle daha rahat girerdim. Ama araba burada mı? Geç, dayı geç. Baba, sen ne yap biliyor musun? Minibüs az ileri al da sana zahmet. Kafayı vereyim bu tarafa yoksa dönemeyeceğim ben bu şekilde. Lastiği gümletiriz ya. Vay anasını arkadaş ya, vay anasını ya. Dayı, araba geliyor. Salmayın araba, bak vururuk.
Bu ne baba ya? Böyle arabam olmuş lan ha. Mahvoldum ben. Evet arkadaşlar, şimdi buradan çıkacağız ama nasıl çıkacağız bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Dayı sen öyle demem ne olmuyor bu işler ama. Abi sağ tarafı kolla da dayı. Sağ taraf tak. Sağ taraf takmasın bak, sağ taraf. Tamam geleceğim de arka köşe takmasın diyorum. Geç dayı geç. Tamam bir dakika dayı. Dayı manyak mısın nasıl? Neyi kurtarıyor ya? O onu kurtarır mı? Sopayı görmüyor musun önde? Allah Allah. Kurtarır diyor ya. Kurtarır diyor adam ya. Geçen güzde adam bak. Bir bak abi, döneyim abi buradan da. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ah dayı ah. Ben nereden girdim ben buraya ya? Topla topla. Tam iftar saati, yandık zaten. Kımıldama, dur, kımıldama. Dur, artistik yapma. Bura aynen burası, baksana böyle. Adam hiç sahip çıkmıyor. Öyle ya, bu adamı bizi buraya soktuk ama. Ya mağırıp senden de adam kalk ediyor abi ya. Yanlış anlama. Biliyorum biliyorum. Gel sen anladım bu yüzden. Ben şimdi gelmişim. O yüzden sana bir sok. Hadi abi bunu yükleyin de bu seni geçirelim abi de. Hadi. Sen ya o yüzden gidemez ben. Abi yapış abi peşini abi. Yapıştır. Ana derdine tüküreyim. Bura ne ya?
Ben nereden düştüm buralara? Bura ne ya? Vallahi billahi ya. Lan yürüyün da, yürüyün da. Burada zaten saygı, trafikte saygı, sevgi kalmamış da. Şükürler olsun. Vallahi şükürler olsun. Gına gelmişti ya. Aa, iptal oldu ya. Yavrum benim Mehmetciğim. Allah'tan romoklu ya arkamızdaki. Romoklu olaydı var ya. Hep ayva yemiştik. Bir de şimdi iptal saati ya. Yoğunluk o biçim. Çok sağ ol baba. Adamsın. Kardeşim yürü frene basın zıt pıt ya. Görüyorsunuz da. Görüyorsunuz da trafiği. Trafiği görüyorsunuz da. Bakın işte. Trafik. İnşallah başta buradaki tazirin olmak üzere bu dayanışma ruhunu ortaya koyarak an önce başkanım yavrumuz Egemen için yaptığımız kampanyanın bir benzerini hep beraber yapıp bu yavrumuzu hayata tutunduracağız. Buna niyet ettik. Buradaki herkes bu niyetle burada Allah niyetimizi kabul etsin. Zahmetli Mertbeş Trabzon'da sevme hastası Egemen için savaş veriyoruz. Yavuz Ömür. Evet arkadaşlar, şu an Trabzon'dayız. Bu can kardeşlerim her gelmemde sağ olsunlar. Eyvallah. Beni yalnız bırakmıyorlar. Bu akşam neredeydik? Bu akşam yavrumuzun gecesindeydik. SMA hastası biliyorsunuz. Onun yemeğine katıldık hep birlikte. Gittik sağ olsunlar, bizi ağırladılar. Şimdi de Trabzon'un soğuk gecesinde şöyle bir karemiz olsun dedim. Hava da soğuktu abi. Var abi, bayağı soğuk. Valla bayağı bir tepelere çıktık. Aynen. Oranın karını hafiften bir gördük. Aşağı için soğunu yiyoruz. Evet. Valla bunlar kar var ya adam. Kar yağsa rahatlayacağız. Ya çıkar şu şapkanı lan oğlum. Donar mısın? Hoppa ya, donuyoruz da kurban olayım. Donuyoruz baba diyor. Donmayız baba. Zahmettin baba tektir bu alemde. Trabzon Allah evidir. Her zaman bekleriz. Allah yolu düştüğü kim düşerse düşsün. Tırcılar baş tacımızdır. Eyvallah baba. Bizler de sizler gibi gönüllü insanı bir sürede her zaman ekleriz. Adamsın abi. Sen gönüllere girmişsin. Ben de bir tırcının oğlu olarak bu işleri bilirim abi. Sizin oğlu olarak. İnşallah abi. İnşallah. İnşallah abi. Ehliyeti büyütelim. İnşallah. İnşallah. Şu ehliyeti bir büyüt de. Az kaldı abi. Ha. Bütün belgelerini al. Babanı da sen çeke şöyle bakayım kenara. Emekli oldu zaten. EYT vurdu onu abi. Oo daha ne ya? Vurdu. EYT vurdu onu. Emekli oldu. Şimdi sırada biz. Biz çıkacağız. İnşallah. Yazacağız oraya. Biz İnşallah de. Baba. Her şey için teşekkür ediyorum canlar. Rica ederiz. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Eyvallah baba. Arkadaşlar herkese Keşaf'tan selamlar. Bu gençler, bu canlar benim yolumu gözüyorlar. Bir saattir buradalar. Ve geldik, şükürler olsun şimdi buluştuk. Vallahi böyle gençler tarafından sevilmek ayrı bir güzel. İyi ki varsınız. Tam bir saattir abi. Vallahi abi. Bir saattir buradayım. Bir saattir burada beni bekliyorum. Valla sen de fotoğraf çekilmek için abi. Ben ne zannettim biliyor musun? Acaba sivil polisin, belediye falan ya. Burada vardı trafik polisleri bekliyor ya. Vallahi bir saattir. Abi cansın, seviyorsun. Eyvallah baba. Alabileceğimiz en iyi nokta burasıydı. Yol üstünden, Giresun'un çıkışından Beşikdüzü'nde geçtik. Beşikdüzü'nden bu arada gezdik. Dedik Galatasaray'da bekledik. Ben daha önce neyi düşünüyordum biliyor musun? Şimdi onlar Giresun'dan fotoğraf atmışlar ama dedim. İnşallah polis kontrol noktası yakın bir yerdeydi. Lambalar açamam dedim. Nasip oldu abi seni görmek. Biz de hani mutluluk duyduk. Nasip bir duygu oldu. Hani biz izledik. Yakından daha görmek daha iyi geldi bizim için. Allah evet. Razı olsun abi. Teşekkür ederim. Cansın oğlum. Allah razı olsun abi. Herkese hayırlı akşamlar. Instagram'ı yani, takip ediyoruz da. Hayır takip ediyoruz. Çünkü etmeyen arkadaşlar oluyor. Instagram biraz yükselsin istiyorum biliyor musun? Yükseli abi. Baba herkese yardım.
kaldırın. Takip ettirin herkese az bu yerlere gelin. Çevremiz var. Elimizden gelen adını ödemiz abi. Sen bizim abimizsin. Adamsın. Allah razı olsun. Herkes hayırlı olsun. Cansınız baba. Eyvallah abi. Allah'a ısmarladık beyler. Bakın gençleri görüyor musunuz? Bak sevgi bu işte. Sevgi saygı bu. Nizamettin abim candır abimi takip etmeden vazgeçmeyin asla. Adam. Abim candır. Adamsın. Herkese hayırlı akşamlar baba. Akşamlar. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şu an Ünye'deki Akçay'da bulunan Turan dinleme tesislerindeyim. Buraya geldim, arabayı bir yıkatayım dedim. Ben dedim sahura geç kalıyorum eve. Sahuru yapayım dedim. Ama ne yazık ki yıkamacılar sabah arabayı yıkatamadık. Artık müsait bir yer bulduğumuzda çekip yıkatacağız. Ne yapalım? Ya bu soduyu açacağım şimdi ama. Geceyi görüyor musunuz? Bakın yol bambaş anacını satayım. Bambaş. Bomboş. Yolda araba yok. Vallahi arkadaşlar şükürler olsun. Bugün yavrumuzun yemeğine katıldık. İftar yemeğine. Vali, belediye başkanı, kaymakam hepsi oradaydı. Aile de oradaydı. Sevenler de, gönülleri de oradaydı. Bize davet ettiler. Biz de katıldık. Ve çok güzeldi. Ve aynı zamanda 3-4 tane kumbara aldım. 1-2-3-4 5 tane. Birini bir yere bıraktım. Bu kumbaraları şimdi yakın çevremize, dostlarımıza, iş yerlerine bırakacağız. Yavrumuz için, yardım toplamaları için. Her gün herkes 5 lira, 10 lira para atsa oraya. İnanın çok güzel paralar birik, inanın. Ve çok da yüzdeler katletmiş oluruz. Onun için ben elimi kolumu sıvadım. İnşallah yavrularımız için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onlar için, onların sağlığına kavuşmaları. Hepimizin şeyli çocuğu var. Hepimizin evladı var. Yarın ne olacağımız belli değil. Allah herkesin sonunu hayırlı bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Allah büyük diyelim ya, ne diyelim. İnşallah tez zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Ve arkadaşlar bugün iyi ki Trabzon'da uyumuşum. Trabzon'da uyumasaydım araba boşalırken veya iftar saatine kadar şu an ben gidemiyor olacaktım. Bir de bizim insanlarımız yolda giderken arkadaşlar ben artık bunu söylemekten bıktım. Yani hiç sağına soluna bakmıyor kimse. İnanın buraya gelene kadar birkaç kere böyle bir şeyler atlattım. Yani böyle dost doğru bakıyorlar. Dost doğru hiç böyle... Arabada dikiz aynası var. Az aynaya bakayım. Şöyle sağıma soluma kontrol edeyim. Öyle bir şey yok. Aynı. Böyle. Ok. Hani atların böyle sağa sola bakmaması için, düz gitmeleri için buraya şey koyarlar ya, kapak. Böyle gözünün burasına sadece önünü görür. Aynı onun gibi. Ya bir bakın kardeşim ya. Vallahi. Yani biz artık yolda kendimizi kollamıyoruz ya. Vallahi karşıdan gelenleri, yanımdan gelip geçenleri kolluyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Herkes bir müdahalesi var ya, of of of, on numara beşimiz. Ama yok, trafikte saygı, sevgi, hiçbir şey kalmamış. Birbirine hakaret eden, kavga eden. Ya görüyorum ben şimdi İstanbul'dan bazen Instagram'a düşüyor böyle İstanbul Haber'de. Bakıyorum ben, adam otobüsün yolunu kesmiş. Ambulansın yolunu kesmiş, ambulans şoförüyle kavga ediyor. İşte taksiler birbirinin yolunu kesmişler, birbirine kavga ediyor. Vura vur gidiyorlar. La kardeşim, neyi pay edemiyorsunuz ya? Neyi pay edemiyorsunuz? Ya inan biz, yani bizler uzun yol şoförleriyiz. Yani biz yorgunuz, stresliyiz. Yani moralimiz bozuk. Yani ne bileyim, ödeme yatmamıştır veya iş bulamamışsındır, iş aramasındır, şudur budur. Yani bunların sıkıntısı bizim üzerimizde oluyor zaten. Bir de üstüne üstlük böyle tartışmalara denk gelince de alttan almasını da biliyoruz. Tamam kardeşim, tamam. Bu hatan kusurun varsa eyvallah, kusura bakma, özür dilerim diyoruz. Yani iş büyümesin diyor. Ama bu sefer ne oluyor? Karşındaki insan... Yani sen şimdi alttan aldıkça o üste üste çıkıyor. Alttan alıyorum, üste üste çıkıyor. Alttan alıyorum, o hala üste çıkıyor. Ya her şey de buraya dayanıyor yani bir yere kadar da. Ondan sonra kavga oluyor. İşte yok tırcılar, kamyoncular işte şu arabada kavga etti. Şu oldu, bu oldu. Al başına sık. Ben yolda kavga etmekten kaçınıyorum. Etmek istemiyorum. Kimseyle böyle kavga edip, tartışıp, ya kalp kırmak istemiyorum. Ben mesela... Baktım iş büyüyecek, tartışmalar oluyor. Tamam kardeşim, Allah'ından bul. Sen Allah'a emanet ediyorsun. Başka bir şey demedim. Mesela dün, ne zaman? Dün sanayide kaynak işim vardı. Borunun önünde kaynak işim vardı. Onu yapıyordum. Doğrusu da bir şey yolda sanayi içinde. 5 dakikalık işim var ha. Hemen puntayı vuracak. Arkadan bir tane dayım gelmiş. Dart 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 dart. Dart 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 dart. Kim bu korna çalan dedim ya. Buyur dayı dedim. Aslana kardeşim yolu falan filan diyor. Dayı dedim. 5 dakikalık işim var dedim ya, bir müsaade et dedim. Az bir punta atıyor. Ya arabayı nereye al? Dayıcığım bak 5 dakika diyorum dedim. Yani arabayı nereye alayım? Önüm kapalı dedim. Arabayı nereye vurayım alayım ben dedim. 5 dakika idare et dedim ya. Bu hala üsteliyor.
Dayı dedim, ben seni Allah'a havale ediyorum. Bir şey demiyorum ben sana dedim. Allah'a havale ediyorum. Nereden gidersen git dedim ya. Ondan sonra geri çıktı, arkadan dolandı gitti. Aynı benim ölüm olduğu yere geldi. Daha da bir şey demedim. Yani şimdi ona uysam orada tartışma olacak, kavga olacak, iş büyüyecek. Hiç gerek yok. Bir de Ramazan. Zaten Ramazan insanlar gergin oluyor. Vallahi gergin oluyor yani. Atlatıyor, morali bozuk oluyor, stresli oluyor. Aynen pimi çekilmiş bir el bombası gibi. Patlamaya her an hazır. O derece oluyor yani. Onun için ben hele ki Ramazan ayında tartışmalardan, kavgalardan kaçıyorum abi. Sizler de kaçın. Aman, aman diyeyim. Aman! Arkadaşlar petrol üstüne geldim. Giritli petrole. Ahmet kardeşim dedim, Zahmettin abi araban çok kirli dedi. Bir yıkayın dedi, Allah razı olsun valla. Gecenin bu saatinde aracımızı yıkar. Helal olsun. Ahmet'im yapıyorsun bu sporu baba ya. Aynen baba. Üzerinde bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Vallahi bu saatte Zahmettin kardeşinin arabasını yıkıyorsun. Adamsın. Vallahi kahvemizi içtik. Arabamızı da yıkattık. Şimdi temiz temiz. Şimdi temiz temiz gideriz eve. Yapıyorsun bu sporu da. Ahmet'im eline sağlık. Baba sağ ol, teşekkür ediyorum. Hakkını helal et. Helal olsun. Şanslısın baba. Evet arkadaşlar, şu an evime geldim, mahalledeyim. Şu an dönüyorum ve döndüm. Yolculuğumuz sona erdi. Kazasız belasız şükürler olsun. Yarın ola, hayır ola inşallah. Yarın sabah durum neye gösteriyor hep birlikte göreceğiz. Of, saat de 3 olmuş. Ne yapalım? Gidelim. Şu ışıklarımızı kapatalım. Şu power'ımızı şarja takalım. Power'ımızı şarjı dolsun. Şimdi eve gideceğim, güzel bir uyku uyuyacağım abi. Vallahi güzel bir uyku uyumam lazım. Yeter be. Kamarayı unutuyorduk aslında. Neyse arkadaşlar. Ben yatıyorum. Yatıyorum demişim. Ben gidiyorum. Sabah görüşürüz. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Şimdi aracımıza geldik. Aracımızı çalıştıracağız. Vallahi arkadaşlar, bugün hava güzel. Güneşli gözüküyor. İnşallah devamı gelir. Bundan sonra valla böyle olur. Ve aracımızda da ilk kez sahur yapmaya başlarız. İnanın çok canım sıkılıyor. İftar yapamıyoruz, sahur yapamıyoruz. Ama inşallah yapacağız. Bu akşam sağ olsun Ahmet kardeşim, bir arabamızı yıkadı. Vallahi iyi oldu. Evet canlar, günaydın, günaydın. Tekrardan günaydın, hayırlı sabahlar. Dayı bu arkama arabayı çekmişsiniz de. Yani arkadan araba gelir mi, gelmez mi? Hiç bunu düşünen yok. İyi ki de gördük yani ha. Hasan abi şu kırmızı araba kimi ya? Aa kırmızı araba kimi ya, kırmızı araba? Vurur la vurur. Vallahi var ya, dorsadan silme geçiyoruz ya. Ha sen de ters gel. Sabah sabah bu millet arkadaş ya. Araba çekiyor. Araba çekiyor, az daha geliyor. Lan bu araba buradan çıkar mı? Çıkmaz mı? Herkes şoför olsaydı. Şu tekke köyde şu bizim mahallede şu küçük lamba var ya arkadaş. Ne kadar uzun yanıyor bu ya? Hadi lan. Arkadaşlar şimdi Etibakır'a geçiyorum. Buraya yine birisi vurmuş herhalde ha. Etibakır'dan Eskişehir'e yükleyeceğiz. Eskişehir'e yolculuğu başlasın dedi artık. Yani Karadeniz sahil işi bitti. Eskişehir'e bir gidelim bakalım. Uzun zamandır gitmiyorduk Eskişehir'e. Ama belki hava iyi olursa bu Eskişehir videosunda iftar sahur olabilir ha. Vallahi iyi olur. Hava inşallah iyi olur da biz yine de yola çıkarken, yine şoförler sınavda. Biz yine de yola çıkarken arabamızın dolabına buradan marketten dolduralım. Ne yapacağız, sakin kafayla. Şimdi arabayı yükleyip geleceğim zaten. Bugün cumartesi, yarın çıkalım.
Eve gelince giderim markete. Kafam rahat bir şekilde bu Zafer Manav'a gelirim. Sebzemi alırım. Meyveler alırım iki tane meyvamı. Ondan sonra marketten de yapacak olduğum yemeğin alışverişini yaparım. Bu şekilde ondan sonra pazar günde ya bismillah deniz yola çıkarız. Neyse bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Zaten yüklemeye geçiyorum. İkinci videoya geçmeden önce yeni bir videoya merhaba diyelim, selam diyelim. Ondan sonra ya bismillah diyelim yola çıkalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah bu videoda sizlere layık olmuştur. Beğenirsiniz. Elimden geldiği kadar uzun çekmeye çalıştım ama kısa olmuşsa da kusura bakmayın. Yani Ramazan'da iftara kadar böyle bir iftar saatini yarım saat kala falan 45 dakika kala açarsanız izlersiniz. Bol bol beğeninizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum ve aynı zamanda tekrardan diyorum YouTube takipçilerim, Instagram'dan takip etmeyenler oluyor. Instagram'dan takip etmeyenler rica ediyoruz bizi takip etsinler. Çünkü Instagram'da da sizlerin sayesinde bir yerlere geliyoruz Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun. Bay bay. Yolumuz uzun olsun, sevgimiz her daim sonsuz ve ölümsüz olsun. Görüşmek üzere.